Şimdi de Limak Otel'in sahiline geldik. En iyi oteli Concord. Güzel bir yere sahip. Limak'la evet. Artemis'e göre. Çünkü aynı sıradalar ama ayrı bir koyları var. Bu arada burada güzel bir ayrıntı var. Engelliler için hemen bir bölüm yapmışlar. Şimdi iskeleye daha da yanaşalım. Hemen sol tarafta herkesin kullanabileceği şezlonglar. Şimdi de Limak Otel'in sahiline geldik. Buranın... Sanki çok uzak yerlermiş gibi. Çok hemen. Yan yana. Şimdi buranın da localarını göstereyim. Aynı zamanda iskelesine buranın da gideceğiz. Oradaki locaları da görürsünüz. Üç tane masajı dikmişler. Baleniz masaj yazmışlar yalnız. Çok evet, hoşuma hemen gitti. Onunla da size göstereyim. Limankiler biraz daha locavari. İki kişilik. Ama daha hoş gözüküyor. Yok, bu da rahat. Burası koltukları falan şezlong daha şey. Şezlong olarak iki ama gördüğün gibi içeri rahat 8-10 kişi sığabiliyor. Oturur. 8-10 kişi. Çocuk parkı da var. Hemen burada kendi otelin şezlongları. Adamlar kumlara kadar. Hepsi sabah hazırlığı yapılmış. Biz de bozduk. Düzenlenmiş. Ve karşı tarafta da hemen liman iskelesi. Şimdi biraz daha yakınlaşalım ve ayrıntılı olarak görelim orayı da. Ve localar buradan başlıyor. Sağlı sollu. Daha da yakınlaşalım mı? Aynı şekilde sol tarafta da var. Hemen locanın
orta tarafında, solda başka bir duş alanı ve hemen sağ tarafta buranın barı. Hemen karşısında Limak Otel'in aqua bölümü, aqua park. Artemis'te de diğer tarafında var, size gösteremedim ama bununla aynı. Burada da hemen su sporları yapabileceğiniz bölüm burada. Hemen hemen her şey var. Jet skisinden bananasına, hamburgeri, hepsi mevcut. Yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra şimdi Concord Otel'in sahiline yaklaştık. Tam karşımızda bulunuyor. Buranın en yüzeyli oteli Concord. Güzel bir yere sahip. Limak'la yani. Artemis'e göre çünkü aynı sıradalar ama ayrı bir koyları var. Burası daha bağımsız bir yerde. Daha bağımsız, daha içeride, daha izole edilmiş bir tarafta. Kendine göre biraz böyle iskelevari, limanvari sahil de yapmışlar. Daha güzel olmuş ama şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Hayatımda gördüğüm en iğrenç otel benimdi. Dıştan baktığınızda... Ana binanın şekli de çok kötü, rengi de kötü. Binanın oda manzaralarının çoğu denize bakıyor aslında, güzel. Ama renk hayatımda gördüğüm en kötü renk, sanki otel 40 senelikmiş gibi duruyor. Hakan göstersin size otelin rengini. Hemen. Bilmiyorum, bana çok itici geldi. Dıştan baktığınızda bu otel en az 30 senelik vardır derim ve hani üçü arasında kıyaslama yaparsam herhalde bina açısından en son seçeceğim yer burası. Hemen göstereyim hem binayı hem de ama sahildeki... Ama lokasyon olarak çok iyi. Sahildeki locaları ve kendi içerisi mevcut. Hemen ona bakalım. İşte karşıda otelin ana binası ve rengini birazcık daha size zoom yapayım da rahatlıkla görebilirsiniz. Evet. Ve burada da locaları başlıyor. Hemen sol tarafı da büyük ihtimal su sporlarını yapmak için bir kıyı şeridi bulunuyor. Burada güzel bir şey yapmışlar ve locaları arka tarafa atmışlar. Şezlonglar önde. Ama diğer iki otelde şezlonglar arkada kalıyordu belli bir kısım yerde. Ben bu şeyi beğendim, fikri beğendim ama yani. Parayı verdim, ben izlerim, sen izleyemezsin. Mantığı şey, güzel olmuş. Bak, az önce locanın içini çektin de. Ha? Çok basit diğerlerine göre. Çok basit kalmış. Yani belki şey değildi, daha yeni olduğu için de çok olabilirler ama. Bir de şöyle bir şey var, sanırım bunların da deniz üstü locaları hepsinden daha iyi. Tabii için daha görmedik ama işte birazdan gittiğimizde oraya bakarız. Ama şey fikri hoşuma gitti. Hocaların arkadaşı en önünde olmasını beğendim yani.
Bu arada burada güzel bir ayrıntı var. Engelliler için hemen bir bölüm yapmışlar. Harika bir ayrıntı bence. Bilmiyorum diğerlerinde var mı? En azından biz göremedik ama. Güzel bir ayrıntı. Evet, şimdi İskele Barı'na ve İskele Locan'a doğru gidiyoruz. Güneşten ne kadar net gözüküyor bilmiyorum ama en azından giriş barı güzel olmuş İskele için. Büyük, geniş. Hemen şöyle genişte bir barları var. Güzel olmuş. Bar kısmını beğendim gerçekten. Şimdi iskeleye daha da yanaşalım. Hemen sol tarafta herkesin kullanabileceği şezlonglar. Ve hemen karşıda da iskele. Localar. Dedim ki buradaki localar da bence basit kalmışlar. Diğerlerine göre. Yok gerçekten Kratos'un locaları 10 numara. Adanın en iyisi herhalde. Gerçi görmediğimiz yerler de var ama.